Kızlarla ilk tanışma nasıl olmalıdır? Yakışıklı kızlar çok naif, kibar, güzel varlıklar, çok hassas varlıklar. Bir kere onların güvene ihtiyacı var, güven. Bir genç kızın en de üstünde duran şey onurudur, şerefi, namusudur. Ve bir genç kızın namusunu bozmak bir insan için çok kolay oluyor. Kötü insan için çok kolay. Mesela diyor ki ben diyor bundan yattım diyor. Lisede mesela. Lisede. Genç kız. Sınıf okulun en güzel kızın. Herkese gidip yayıyor diyor ki yapmadı halde. Veyahut hakikaten de kıza sarılıyor malıyor bir şeyler yapıyor. Ben ondan yattım diyor ve çocuk mahvoluyor ya. Onun gururu onora oluyor. Helal olsun diyorlar ya erkekmişsin falan diyorlar. Kızı da demediklerini bırakmıyorlar. Ben bizim okulda ne bileyim çok güzel böyle onurlu bir kız vardı. Yaymışlar da öyle kızla ilgili. Yani kız onurlu ya şerefli onun kırmak için. Yani iradesini kırmak için yapıyorlar. Çok büyük bir ahlaksızlıktır bu. Mesela erkeklere yaklaşmıyorsa lezbiyen herhalde falan. Ya sen sapık mısın? Nasıl oluyor? Erkeklerle de görüştün mü de artık ağız alınmadık hakaretler. Aman aman yani genç kızlara sahip çıkalım. Onlar bak en hassas oldukları konu bir kere can güvenliğidir. Can, can azizdir. Ya. Çünkü erkek kuvveti, adam açılır bir yumruk atar, öldürür Allah esirgesin. Ya da ağzını burnunu, mesela çünkü kız bilemez ve sonra bir ters cevap verebilir farkına varmadan. Veya bir şeyi ters karşılayabilir karşıdaki. Adam bilmiyor ki nasıl bir kafada olduğunu. Memleketin birçok manyağı var. Elinin tersiyle bir vuruyor çocuk. Caddeye uzanıyor yani Allah esirgesin. Onun için bir kere can güvenliği garantisi verilmesi lazım. Bir. İki, namus güvenliği. Üç, onu koruyup kollayacağına dair garanti. Sevgide, saygıda, hürmette kusur etmeyeceğine dair garanti verilmesi lazım. Bu tabii kafalama tarzında olmaz. Bu dindar, Allah'tan korkan, iyi bir insanın vereceği söz olursa bir geçerli olur. Yoksa genç kız nasıl inansın ona? Allah'tan korkmayandan o da korkar. Allah'ı fark edemeyen onu nasıl fark edecek? Allah'ı sevmeyen onu nasıl sevecek? Bunları düşünün. O yüzden samimi dindar olarak, Kur'an Müslüman olarak bir genç kıza yaklaşırsanız, onu koruyup kollayacağınızı garanti verirseniz, o naif varlıklar zaten dost, arkadaş edinmek isterler. Niye yalnız yaşasın? Yani ister bir genç kız mesela 10 tane, 20 tane erkek arkadaşı olsun. Ne kadar güzel onun için güvenlik o. Mesela bir yere gidip, baktı bir aksilik karşılaşıyor. 10 arkadaşını birden çağırır, onu korurlar. Ama işte o şövalye ruhu, o kabadayı ruhunun olması lazım. O delikanlının olması lazım. Otobüste, arabada, şurada burada genç kızlara laf ettirmeyin. Hiçbir yerde. Yani canınız pahasına yaptırmayın. Yani ne kadar acı bir şey. Bir de delikanlılar ittifak etsin öyle bir şey. Mesela 7 delikanlı var. 7'si birden hemen orada bir anda arkadaş olsun. O genç kızı korumak için. Seyretmeyin. Mesela bir çocuk bir genç kızı koruyorsa diğer delikanlılar seyretmesin. Hemen koşup onun yanında saf tutsunlar birlikte. Böyle olur. Yoksa biz her yere polis mi dikeceğiz yani? Olmaz.